Öğleden sonraki toplantımızda yapacağımız canlı yayın için operatörler şu anda laboratuvara ulaşmak üzereymiş. Onlar hasta masada herhalde aldığımız bilgilere göre hazırlanıyor. Onlar hazır olana kadar biz önce konuşmayı almayı planlıyoruz. Toplantıyı Hakkı Hocam'la beraber yöneteceğiz. Panelde olan arkadaşlarımız yerlerini aldılar zannediyorum. Biz önce konuşmayı alalım diye düşünüyorum. Ne dersin Hakkı Evet, Hocam? evet, Cüneyt Hocam, önce sizi dinleyelim. Bu arada da laboratuvar hazırlanmış olur inşallah. Ondan sonra da canlı yayına bağlanırız. merhabalar, Buyurun sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Ben size bugün retrograd CTO'da septal geçişten bahsetmeye çalışacağım. Şimdi retrograd kanallarda kullanacağımız birkaç yöntem var. Safen grafler olabilir, epikardiyal kanallar olabilir veya septal olabilir. Tabii safenleri kullanma şansımız daha az. Yani daha kolay olmakla beraber her zaman ulaşılabilir olmayabiliyorlar. Septal epikardiyal karşılaştırması yaptığımızda başarı şansına bakıldığında bu bir meta analiz. 6 önemli operatörün vakaları karşılaştırılmış ve septallerde geçiş şansının çok daha yüksek olduğu, anlamlı şekilde daha başarılı bir şekilde geçiş olduğu gösterilmiş. Şimdi retrograd işine başlarken önerilen şey şu: eğer başlangıç aşamasındaysanız mutlaka septallerle başlamak gerekiyor. Burada da birazdan konuşacağız. Sörf yapılabilir veya kontrollü bir şekilde ilerleme olabilir yolumuzu görerek. Mutlaka görerek ilerlemeyi öneriyor başlangıç aşamasında. Daha ilerlediğimizde de hala aslında sadece septal yolu kullanmak öneriliyor. Burada artık yavaş yavaş septal sörfü yapmaya başlayabiliriz. Biraz daha tecrübemiz arttıkça epikardiyeller ancak ciddi şekilde tecrübeli ve uzman seviyesindeki operatörlerin yapması öneriliyor. Başlangıç için mutlaka septallerden başlamak lazım. Şimdi retrogradda da bu zaten genel olarak geçerli. Septal tarafı için de mutlaka işlem sırasında AST takibinin çok iyi yapılması gerekiyor. Antegrat vakalardan farklı olarak burada donör arterle uğraşıyoruz. Burada oluşacak bir tromboz hastanın hayatına mal olabilir bir. İkincisi, burada daha fazla malzememiz daha uzun süre kalacak. Daha küçük damarlarda malzemelerimiz kalıyor, mikrokateterler, arterler. Dolayısıyla tromboz riskimiz oldukça fazla. Yani yaptığımız heparine güvenmemek lazım. AST'ye mutlaka 350'nin üzerinde olacak şekilde ve sıkı takip etmek gerekiyor. Diğer bir nokta, hedeften uzak olduğumuz noktada mutlaka iyi dozlarda heparin ilave yapmak lazım. Hani 2500 yapıp geçmemek gerekiyor. Gerekirse 5000 ilave heparin yapıp hemen 10 dakika sonra tekrar bakmak gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Retrograd işi ve septaller de olsa aceleye getirilecek bir iş değil açıkçası. İyice izlemek gerekiyor. Nereden gideceğimizi planlamak gerekiyor. Tabii bunun için de selektif enjeksiyonla yolumuzu baştan belirlememiz gerekiyor. Peki kolateralleri nereden görmemiz lazım? Septallerde özellikle giriş yolumuzu belirlemek için ilk başta bir sağ oblik, sağ kranel olabilir veya düz sağ oblik olabilir. Buradan mutlaka bir poz alıp bakmak gerekiyor. Sonrasında tabii burada gördüğümüz kadar düz olmayabiliyor bu septaller. Bu torti yüzdesini ve sağ distalindeki bağlantı noktalarını görmek için de sol kranelden bakmak gerekiyor. Bu bir vakamız. Bizim yaptığımız bir vaka. Burada gördüğünüz gibi sağ kranelden bütün bir seyir boyunca septallerin hem çıkışını hem seyrini hem de sağ distaline bağlanmasını güzel bir şekilde görmüşüz. Ama tabii her anatomide bu kadar güzel tek bir pozdan her şeyi görmek mümkün olmayabiliyor. Önce sağ veya sağ kranelden çıkışları göreceğiz. Seyrini anlamaya çalışacağız. Sonra da sol kranelden sağ distaline bağlanma noktasını belirlemeye çalışacağız. Şimdi burada bu septaller ne kadar işe yarar, kullanılabilir, yapabilir miyiz ilgili pek çok skorlama sistemi var. Pek çok operatör farklı skorlamalar geliştirmiş. Bunların her biri kullanılabilir ama genel olarak burada kullanılan şeyler şunlar. Bir, donör arterde, LAD'de, proksimalde bir lezyon var mı yok mu? Bu bizim işimizi zorlaştırabiliyor. Sabahki vakada olduğu gibi bir stentin varlığı önemli. Septalin çıkış açısı çok önemli. Bazen geniş açıyla çıkıyor, workhorse biterle geçebiliyoruz. Ancak bazen çok dik bir açıyla çıkıyor, dar bir açıyla çıkıyor. Filler FC gibi, hatta bazen Sion'u baştan sadece dönmek için bile kullanmamız gerekebiliyor. Bu önemli bir şey bizim için. Tabii büyüklük çok önemli. Wernicke klasifikasyonunu burada kullanıyoruz. CC0 hiçbir bağlantı görsel olarak yok. 1-0.4 milimin altında bir bağlantı var. 2-0.4 milimin üzerinde. CC3 ise 1 milimin üzerinde bir bağlantı. Tabii CC3 bir kolateral varsa bu bizim işimizi oldukça kolaylaştırabiliyor. Tortoüz de önemli bir problem. Tabii epikardiyaller kadar burada çok aşırı tortuöz damarlar olmuyor. Genelde daha
düz damarlar görebiliyoruz ama tabii bu soldaki gibi dümdüz olan bir şey de pek bulmak mümkün değil. Çok dallı olması işimizi zorlaştırıyor, döneceğimiz yolu bulmak zor. Çok sayıda konneksiyon olması bizim için oldukça avantajlı. Birinde bir komplikasyon gördüğümüzde öbürüne geçebiliyoruz. Birine geçemediğimizde diğerine geçebiliyoruz. Yine tek bir kolaterale bağlı distal olduğu durumlarda orada çalışırken oluşacak iskemi yine bizim işimizi oldukça zorlaştırıyor. Sadece çıkış açısı değil, bağlı CTO'nun olduğu damara giriş açısı da bizim için oldukça önemli. Bakın burada şu şekilde bir açıyla eğer distale bağlanıyorsa rejan distalini buradan telimizi döndürmek, telimizi döndürüp mikrokaterimizi geçirmek oldukça zor olabiliyor. Burada mutlaka yani mümkünse tabii daha geniş, rahat bir açıyla bağlanmasını, bağlanan en azından kolaterler tercih etmemiz lazım. Diğer bir noktada giriş noktası nereye açılıyor kolateralin? Dün de bu konuyu akşam tartıştık. CTO'da açı iyi, kolateralde açı iyi bile olsa tam CTO'nun olduğu noktaya çok yakın bir şekilde çıkıyorsa burada çalışmamız çok zor. Çünkü mikrokatit oraya angaj edemiyoruz. Burada da güç sorunları yaşayabiliyoruz. Burada mümkünse bir 10 milimetrelik bir mesafe olması kolateralin açıldığı nokta ile distal kep arasında bir mesafe olması gerekiyor. Bu bizim işimizi oldukça kolaylaştırabiliyor. Tabii septalde hangi telleri kullanacağız? Bu konu sabah da Ömer abi bahsettiği gibi oldukça aslında oturmuş bir noktada. Sion, regular düz Sion bizim çoğu vakada işimizi görecek. Hatta retrograd septal kısmı için workhorse tel diyebiliriz bence Sion için. Ömer Hoca da o şekilde ifade etmişti. Çoğu vakayı bu şekilde yapabiliriz. Polimer kaplı olmadığı için nispeten güvenli bir tel, her yere gitmeyecektir. Kontrolü biraz daha bizde olacaktır. Çok tortöz değilse, çok zor olmayan vakalarda çoğu vakayı Sion'la sonlandırmak mümkün olabilir güvenli bir şekilde. Sion bilek, Sion'un tabii daha profesyonel ve tecrübe gerektiren bir versiyonu, polimer kaplı. Farklı yerlere gitme durumu var. Biraz daha tecrübe gerektiren bir tel. Filter XTR için tabii bazı vakalarda belki hala yeri var ama oldukça azaldığını söyleyebilirim kullanımımızın başlangıçtaki retrograd vakalarının temel teli olmasına rağmen. SOH 3 daha çok epikardiyal tortöz vakalar için saklamak gerekiyor. Tabii maliyeti de çok yüksek bir tel. Çok tortöz septaller için belki düşünülebilir hala. Öbür teller ama tabii öbür tellerin işe yaramadığı noktalarda düşünmek lazım. Evet çok güvenli bir tel, çok iyi bir tel ama tabii maliyeti çok fazla. Boston'da Samurai'nin RCC var. Ama bunlar kadar çok, hani benim hiçbir tecrübem yok. Bunlar kadar çok kullanıldığını da düşünmüyorum ama o da kullanılacak teller arasında yer alabiliyor. Şimdi nasıl döneceğiz? Öncelikle tabii septale girmemiz lazım. Az önce de bahsettiğim gibi bu her zaman çok kolay olmayabiliyor. O yüzden burada ilk başta workhorse tele iyi bir açı vermemiz lazım. Mikrokatitlerimizi oraya döndürdükten sonra ise alacağımız asıl temel tele büyük bir açı vermiyoruz. Burada dün de bunu tartıştık. Çok büyük ikinci açılar vermek işimizi daha zorlaştırabiliyor. O yüzden sadece dönüş için büyük bir açı. Mikrokatitlerimizi oraya ilerlettikten sonra da daha küçük açılarla, CTO curve'leriyle ilerlemeye çalışmamız lazım. Ancak tabii bazen çok tortöz durumlarda ilave açılar vermek gerekebiliyor. Burada görüyorsunuz ilk baştaki dönüş içindi. Döndükten sonra ilerleme açısında ise bu kadar küçük bir açıyla ilerlemek mümkün olabiliyor. Peki telimizi nasıl ilerleteceğiz? İki yöntem var burada. Birincisi bir tip enjeksiyonu. Tip enjeksiyon dediğimiz şey mikrokatiterimizi. Aslında çoğunlukla yapmamız gereken şey de bu başlangıç aşamasında özellikle. Septalimize getiriyoruz. Oradan bir çekim alıyoruz. İlerliyoruz. Yine çekimlerle kontrol ederek kontrollü bir şekilde telimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii tecrübe arttıkça yani ilk baştaki genel çekimle eğer kendinize bir yol çizebiliyorsanız ve tabii elinizdeki taktil feedback çok iyi bir noktada geldiyse çok fazla çekim almadan telin hareketleriyle ve elinize karşı gelen rezistansla yolunuzu yönlendirebilirsiniz. Telinizi yönlendirebilirsiniz. Buna surf diyoruz. Septal surf diyoruz. Bu hem dediğim gibi tecrübeli olacak bir şey hem de eğer visible bir koneksiyon yoksa başka da bir kolateral göremiyorsanız burada yine surf yapıp tarama yapabiliriz. Tarama için hangi teli kullanabiliriz sorusu gündeme gelebilir. Tecrübeli operatörler benim gördüğüm kadarıyla Sion Black'le surf yapabiliyorlar ama Sion Black tabii kolay bir tel değil. Kontrolü zor bir tel. O yüzden belli bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor ki zaten aslında surf için de biraz belli bir tecrübeye ulaşmak lazım. Rüstem Davutoğlu'nun bir bu konuda bir yayını var. 405 hastadan belli 470 hastadan bir tarama yapıyor ve %81 oranında sadece surf yaparak ciddi anlamda kontrast vermeden distallere ulaşmayı başarmışlar ve işlemleri de ciddi komplikasyonlarla karşılaşmadan sonlandırabilmişler. Yani tecrübeli operatörler için
iyi bir konneksiyon görünmese bile surf yoluyla ilerlemek mümkün olabiliyor. Şimdi mikrokateter kısmına gelirsek, şimdi küçük epikardiyeller için biliyoruz ki riskli vakalar bunlar. Burada biraz hassas davranmak lazım. Daha kibar mikrokateterleri, Fine-Cross, Caravelle gibi düşük profilli mikrokateterleri kullanmak gerekiyor. Daha sert, büyük profilli mikrokateterler için daha tecrübeli olmak gerekiyor açıkçası. Septallerde bunların her iki türünü de kullanabiliyoruz. Yani daha çok tork verebileceğimiz büyük mikrokateterler, Corsair, Corsair Pro, XS, Mamba Flex gibi mikrokateterleri, Turnpike LP gibi mikrokateterleri kullanabileceğimiz gibi. Fine-Cross'ta aslında pek çok tecrübelerimizde pek çok septalden geçebildiğini görüyoruz. Ki ekonomik de bir alternatif ülkemiz için düşündüğümüzde aslında. Benim tecrübem hem Fine-Cross'um var. 150 santim bir Fine-Cross. Tabii onu unutmamak lazım. Hepsi 150 santim olması lazım. 35 santim retrograde'da kullanılamıyor. 150 santimlik bir Fine-Cross rutin olarak kullanılabilir. Bunun yetmediği yerlerde Corsair Pro XS artık gerçekten çok üst düzey bir mikrokateter. Hem Corsair Pro kadar güçlü neredeyse, hem de Caravelle kadar küçük, narin bir mikrokateter. Hasar vermeden çok rahat bir şekilde kayıp gidebiliyor ve ciddi bir tork transmisyonu da sağlayabiliyor. Peki teli geçtik, mikroyu ilerletemiyoruz. Burada ne yapmak gerekiyor? Burada desteğimizi artıracağımız klasik PCI manevralarından başlamamız lazım. Ankoru yapacağız. Proksimalde bulduğumuz, distalde bulduğumuz bir septale. Destek kateterleri kullanabiliriz. Guideliner, Guidezilla gibi. Tabii bunlar yani bir miktar destek sağlıyor. Çünkü çoğunlukla ilk septalden geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir yol bize kat etmiyor. Ama bazen de çok küçük bir destekle ilerleme imkanı olabildiği için guideliner veya benzer destek kateterlerini kullanmak işe yarayabilir. Septalleri balon yapabiliriz. Tabii bunu abartmadan yapmak lazım. 1-0 gibi küçük profilli balonlar yapmak lazım. Balonu her zaman şişirmek gerekmiyor. Benim gördüğüm bir iki vakada o şekilde oldu. Sadece balonu bir geçirip distalden tekrar geri gelmek bile mikrokateterin geçmesi için bir hafif bir genişleme sağlamış olabiliyor. Sadece bu bile bazen mikrokateterin kanaldan geçmesini sağlayabiliyor. Ama olmuyorsa 1-0 balonla dilate etmek septaller için güvenli bir yöntem. Mikrokateterleri değiştirebiliriz. Hani Corsair ise Fine-Cross'a veya benzerine veya tam tersini yapabiliriz. Bu bir yöntem olabilir. Eğer teli diğer CTO damarını proksimaline kadar ulaştırabilirsek, tabii burada katlerin içerisinde bir trap yapmak veya ankor yapmak yani işimizi çok çok kolaylaştıracak, çok büyük bir destek sağlayacak anlamına geliyor. Ama tabii bunu yapmak mikrokateter desteği olmadan bütün bir segmenti, bütün bir CTO damarını geçmek de tabii kolay bir şey değil. Bu her zaman olan bir şey değil. Bazen aynı mikrokateteri tekrar değiştirmek de işe yarayabiliyor. Özellikle Corsair'de uçta yorgunluk görebiliyoruz, zorlanıyor zamanla. Bir sonraki sıfırı tekrar aldığımızda aynı yerden geçebiliyor. Tabii bunların hepsinde endekini olmuyorsa yapacağımız şey artık bu septali değiştirmek, ya epikardiyele gitmek ya da başka bir septalden başka bir konneksiyon bulmaya çalışmak olması lazım. Şimdi bizim bir vakamız üzerinden belki bunları konuşabiliriz. Bir RCA-CTO vakasıydı. Boydan boya stentli, distalde bir fokasyon stent olan, dolayısıyla retrograd gitmemiz gereken bir vakaydı bu vaka. Şimdi bu iki görüntüden de tel manipülasyonuyla ilgili bir şey söyleyebilirim belki. Mümkün olduğu kadar hani septalin içine girdikten sonra mikroyu çok yanaştırmadan telin gidebildiği kadar gitmesine izin vermek gerekiyor. Bu bizim işimizi kolaylaştıran ve güvenli olmasını sağlayan bir yöntem. Solda gördüğünüz gibi bir yerlere kadar gitmişiz. Ancak takıldığımız noktada eğer yerimiz de iyiyse, telin yeri de iyiyse mikroyu daha yakın bir noktaya getirebiliriz. Ve bunu yaptıktan sonra görüyorsunuz telimiz RPD'ye ulaşmış. Tabii telin buraya ulaşması önemli bir kazanç ama her zaman bütün işlem burada biteceği anlamına gelmiyor. Bundan sonrasında asıl CTO kısmı başlıyor. Mikrokateteri ilerlettikten sonra bir distaldeki durumu görmek lazım neredeyiz diye. Burada bir çekim almışız görüyorsunuz. Daha CTO'ya ulaşmamamıza rağmen hemen mikrokateterin ucunda ciddi bir darlık var. Bu da mikronun ilerlemesini engelliyor. Bayağı bir uğraşmamıza rağmen burada mikrokateterimizi o noktanın ötesine ilerletemedik. Biz de ne yaptık hemen? Tabii burada önce daha sert bir telle daha proksimale kadar ilerlemeye çalıştık ki bu şekilde desteğimiz olsun, mikrokateteri ilerletmeye çalışalım ama bu hiçbir şekilde işe yaramadığı için biz de balon yaptık. 1-0 balonlarla hem septellere geçmiş olduk hem de tabii buna kart denemez. Tam CTO öncesinde bir alan olmuş oldu ama o lezyona, CTO öncesindeki mikrokateterin ucundaki alana bir balon yaptık ve balon sonrasında mikrokateterimizi şimdi göreceğiz. Çok daha rahat bir şekilde CTO bölgesine distal kepe ulaştığını görüyorsunuz. Tabii işler burada da bitmiş olmuyor. Yine buradan boylu boyunca uzun bir CTO, stentli CTO hepsini yani
dijitalden tekrar gitmek mümkün olmuyor. Burada Antegrat'la çalışmak gerekti. Antegrat'ın akıllar yaptık vesaire. Oldukça uğraştıktan sonra burada reverse cards gibi denebilir mi bilmiyorum. Tabii stent içerisinde bir yalan ama ancak balon yapıp balon indiği anda tenimiz ilerleterek kateterimizin içerisine ulaşıma ufak olabildik. Tabii CTO'da, retrograd CTO'da uğraşırken sadece uğraştığımız damara bakmamak lazım. Donör arterini de her zaman çok iyi takip etmek gerekiyor. Bu hastanın ana koronerinde zaten bir %50 darlık vardı. Ve çalışırken tabii burada tam eksternalizasyon noktasına geldiğimizde hastanın göğüs ağrısı oldu. Biraz hemodinamisi bozulmaya başladı ve kontrol ettiğimizde bir ana koroner diseksiyon olduğunu gördük. Burada unuttuğum noktalardan birisi de mümkün olduk, yani aslında her zaman mümkün olduklar değil, bir save the wire'ı LED'ye koymak gerekiyor distaline. Evet, içeride bir telimiz var ama otelden çalışmak her zaman kolay olmayabilir. O yüzden distalde bir güvenlik telinin olması lazım. Bizim bu vakada yoktu ama Allah'tan kolay bir şekilde distale ulaştık ve oradaki problemi bir şekilde çözdük, tedavi etmiş olduk. Sonrasında da zaten eksternalizasyon ve standart balon işlemleriyle vakamızı rahat bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi özetleyecek olursak söylediğimiz şeyleri, birincisi septal yol gerçekten retrograda başlayacak kişiler için ilk aşama olması gerekiyor. Burada nispeten daha güvenli, daha yapılabilir bir alan. Burada ilk septali tercih etmek mantıklı görünüyor. Çoğunlukla buradan distale, RCA distaline ciddi bağlantılar olabiliyor. Bunları öncelikle sağ oblik ve sağ kranial açılardan, daha sonrasında da sol oblik ve sol kranial açılardan görerek bağlantılarını görmemiz gerekiyor. Surf için biraz daha tecrübeli olmak gerekiyor. Başlangıçta bütün bir yolu iyi bir şekilde görüp kontrollü bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Ve bence en önemli nokta da işlem süresi boyunca ASET'yi çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Cüneyt Hocam, bu güzel sunumun için çok teşekkürler. Sanırım eğer katkı soru panelde yoksa salona bağlanabiliriz. Salondakilerin durumunu öğrenebiliriz değil mi Koran Hocam? Umutan Hocam. Güzel sunumunuz için teşekkür ediyorum. Dün akşam bir soru gelmişti. Niye RCA'dan LED CTO'ya geçiş zor septallerde diye. Çünkü RCA'dan septale geçiş yerlerinde bir genelde açımız daha dik veya dar oluyor veya tortüüs de çok daha fazla oluyor. Sabahki örneklerde gördüğümüz gibi. Evet. Bir diğer noktada tabii orada döndükten sonra da mesela sağda sağa geçtik, subintimal geçtik, subintimal gidiyoruz. Bir şekilde reverse kartla sonlandırabiliriz ama solda subintimal gittiğimiz noktada bu sefer CX riski atma riskimiz var, diagonaller, septaller var. O yüzden LED CTO'larda sağdan çalışmak tabii her zaman daha zor. Salondan yine soru ya da katkısı olan var mı? Cüneyt Hocam, bu septal seçerken yine proksimal septellerle distal septellerin örneğin sağ koroner CTO açıyorsak bağlantı yerleri PL ya da PDA değişkenlik gösterebilir mi? Beklentimiz eğer çok iyi göremiyorsak kim nereye bağlanıyordur tahminen surf de yapıyorsak mesela böyle bir bilgi var mı? Var. Özellikle birinci septelden buradan PLA'ya bağlama mümkün olabiliyor daha çok. Zaten bağlantıların büyük bir kısmı da açıkçası ilk septelden olmuş oluyor. İlk tercih surf açısından yapılacaksa buradan gidilebilir. AST ile de ilgili sürekli kaç olması? 350'nin eğer retrograd yapıyorsak 350'nin üzerinde olması gerekiyor. Peki Cüneyt Hocam, bu ilk yeni başlayanlar için septal surfing tamam da görmeden mikrokateter septale biraz angaje olduktan sonra rutin uç enjeksiyon öneriyor musun? Distali daha iyi değerlendirmek, kolaterallerin bağlantı noktalarını daha değerlendirmek tabii adına. Tabii mutlaka yeni yani başlayanlar için. Septal surfing'e güvenip de tel gidiyorsa balonu ardından hemen göndermemek yok, lazım yok, değil mi? Yok yok kesinlikle, onu mutlaka hayır, değerlendirmek hayır lazım. Hem açıları görmek hem de çapını hem dönüş açılarını bağlantı açısını görmek adına tel surfing'le eğer ilerletmişseniz görmeden hani surf yapıp göndermişseniz bile biraz ilerledikten sonra uç enjeksiyon yapıp distal bağlantı noktalarını değerlendirmek lazım. Yani çok az bir opakla çok şey elde edebiliriz. Distal yatak kolateral ağıyla ilgili. Bunu rutin yapmak lazım değil mi? Tabii. Tel gidiyor diye görmeden balonu göndermemek. Yok yok kesinlikle. Zaten mikrokateteri göndermemek
görmeden bir değerlendirmek lazım. Görmeden değil. Özellikle başlangıç aşamasında zaten septal sörfü önermiyoruz. Burada mutlaka kontrollü, her aşamasında kontrollü gitmek lazım. Septal sörfü daha tecrübeli operatörlerin açıkçası yapacağı, ki orada da bence yani ne herkes eminim ki çekim alıyordur, görüyordur. Burada daha çok visible bir koneksiyon yoksa da hala orada bir tarama yapma, hani septal sörfü buna bence kısıtlamak lazım. Bu da ancak tecrübeli operatörlerin yapacağı bir iş. Bir de orada tip enjeksiyonu yapmadan önce mikrodan birazcık kanamayı da kontrol etmekte yarar var. Çünkü bazen evet. Ucu saplanıyor bir küçücük bir dala. Kontrastı verdiğinizde de seke oluyor. Tabii. Bakmakta yarar mutlaka var. Kan gelişini görmek gerekiyor. Bir de R mikrokateter kullanmak durumunda kalıyor musun retrograd için? Şimdi şöyle o ya R kısmında mesela hani Corsair Pro XS süper mikrokateter ama R'si ile bir iki vakada geçemedik. Yani bunu R ile çok fazla bu işe girmemek lazım. Hani tabii XS'in de biraz narin olması sebebiyle belki de R olmuyor. Onu düşünmek lazım ama ya yani retrograd işine giriyorsanız R ile yapmamak lazım. Ben de onu vurgulamak onu istiyorum. Onu hiç o işe girmeye gerek yok. Antegrad'da böyle evet. R mikrokateterleri kullanmak biraz daha güvenli ama evet. Retrograd'da daha çok baş ağrıtıyor. Yani. Aynen. Özellikle Caravelle falan da böyle. Caravelle çok zayıf. Yani R açısından çok zayıf. Evet sıfırda çok güzel ama R'ye gittiği zaman Caravelle de aynı. Yani biz Enhancer'ı bir dönem kullandık. O da öyle. Yani Fine Cross'da hani belki onlardan biraz daha iyi ama o da öyle. Yani R'de ya retrograd zaten zorlu bir iş. Çok kayıp gitmesi lazım her şeyin. R'nin şeyine burada girmeye gerek yok. Bir de senin sonunda mikrokateterler içerisinde biraz Fine Cross'a haksız, sen sözü olarak söyledin ama evet, haksızlık evet. Yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü distal geçiş profili en iyi mikrokateterlerden bir tanesi. Evet. Yani ben hemen şu anda elimde belki de bir tek o olduğu için bunu söyleyeceğim ama Fine Cross'ta gerçekten retrograd'da çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Ya bu Cambis'in bir şeydi, sunumuydu. Yani evet bu şekilde söylemiş ama tabii onların imkanları çok farklı. Şimdi benim pratiğimde dediğim gibi yapıyorum ben. Mutlaka Fine Cross 150 santim ki maliyeti 135 santimde aynı şu anda. Çok güvenilir, çok düzgün bir mikrokateter. Onunla başlamak lazım. Çünkü yani Corsair Pro XS'i düşünecek olursanız veya Mamba Flex iki katı bir maliyeti var. %70-80'ini belki Fine Cross'ta halletmek mümkün ki Ömer Hoca da o şekilde yapıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bence Fine Cross'ta başlayıp burada işe yaramıyorsa ancak ikinci mikrokateteri düşünmek daha cost efektif olacaktır. Ama sıfır dediğin gibi. R burada bir yeri yok bence. Evet. Ben bir şey ilave etmek Buyurun. İstiyorum. Şimdi burada esas iki tane nokta var. Bizim için septallerde önemli olan şey septalin kalınlığından çok doğrultusu önemli. Yani açı vermeden direkt gidiyor olması en önemli başarıyı endeksleyen şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, şimdi tel geçti ama Corsair kullanıyoruz. Corsair geçmiyor. Sabahki vakada da oldu. Burada Şevket'in söylediği gibi biraz ısrar etmek gerekiyor. Manipülasyonu birazcık devam ettirmek lazım. Şimdi zayıf bir tel üzerinden eğer mesela Sion gibi veya Fielder XT gibi zayıf bir tel üzerinden mikrokateter eğer septallerden geçmiyorsa teli belki biraz daha sertleştirip şöyle bir manevrayla ki Şevket o şekilde geçti. Nihat uzun süre denemesine rağmen geçmedi hatırlarsanız Fine Cross'u. Sağ elle teli bir miktar geriye doğru çekip guide wire'ı geriye doğru çekip sol elle Fine Cross ya da başka mikrokateteri ittirmek gerekiyor. Çünkü eğer bunu yapmazsanız sadece mikrokateteri ittirmeye çalışırsanız o zaman tel yukarıda kink yapıyor. Kendi üzerine katlanmaya başlıyor. Onun için manevrayı çok düzenli bir şekilde teli gergin tutup guide wire'ı sağ elle geri doğru çekip hatta 1-2 milimetre geri doğru çekip sol elle ittirirseniz geçmiyor dediğimiz mikrokateterlerin çoğu bu şekilde geçiyor. Yani böylece balon dilatasyona gerek kalmıyor, ankora gerek kalmıyor. Bunu da aklımın bir köşesine koymakta fayda var. Burada Fine Cross'la ilgili sabah Ömer Hoca da söyledi. Küçük torklar verilebilir. Tabii torkalı mikrokateter değil ama orada yani bazen çok küçük bir destek ihtiyacı oluyor. Hani o dönüş, o şeyi bendi bir şekilde atlayabiliyor. Hani o şekilde dediğiniz gibi zorlanabilir biraz. Tabii yani sadece ittirilerek değil. Yani onu Ömer de söyledi. Yani tork birkaç tork yapılarak ittirilmek. Evet. Septaller zorlama konusunda daha güvenli. Şimdi epikardiyal evet. Zorlu bir yerde hani hele büyük bir mikrokateteri zorladığımız zaman açıkçası rüptür riski önemli ama burada daha biraz daha güvenliyiz manevra yapma açısından. Burada çevrilmesi uygun olmayan kateter herhalde Caravelle demek lazım. Yani Fine Cross'u da biraz çevirebiliriz. Zaten hemen kendi üzerine kink yapar zaten. Evet.
İkinci operatörün de teli tutması lazım. Nihat Hocam zaman zaman tuttu, orada görüldü. Bırakıldığı anda rotasyon verirken hemen yığılma yapıyor. Katleri de attırabiliyor. Yani bazen kaydık gibi iki kişinin de bir arada çalışması gerekebiliyor. Çift elle rotasyon daha iyi sonuç verebiliyordu. Evet. Bu damara giriş açıları özellikle RCA CTO'larda önemli. Yani çünkü septallerin sağ koroner tarafı daha açılı. Oradaki açı da zaten bugünkü vakada da yine orada mikrokateter hep zorlandı. Eğer LED yapıyorsanız retrograd. Evet. Aslında ilk çıkışı biraz daha zor oluyor ama sonra eğer teli geçmişseniz işte mikroya geçirmek biraz daha kolay oluyor. Ben Koran Hocam bir şey sorabilir miyim size? Pardon. Şeyle ilgili tip enjeksiyondan önce hani kan gelmiyorsa siz mikrokateterden basınçla ilgili sunumunuz vardı internette. Hiç bu CC3 sınıf 1 milim üzerindeki septallerde denediniz mi? Basınç ölçümü işe yarıyor mu orada? Yok, bunu denemedik hiç. Merak edip baktım. Ama eğer kanamıyorsa biraz mikroyu geri alıp ama haklı olabilirsin, basınç alabiliyorsanız büyük ihtimalle ucu rahat bir yerde diye düşünülebilir ama yani eğer gelmiyorsa mikrokateterin içerisinden bir kan ama ucu bir yere sıkışmış olabilir. Oradan tip enjeksiyon yapmak belki olumsuz olabilir. Septali yaralayabilir yani. Ufuk sen bir şey ekleyeceksin galiba. Ben de reverse card ile ilgili temel bir soru sordum. Antegrad balonu yaptıktan sonra retrograd düşme denemesini balonu çekerek mi yapıyorsunuz? Balon yerindeyken mi yapıyorsunuz? Balon yerindeyken tam indir anda oradan düşmeye çalışıyoruz. Ben bir şey eklemek istiyorum izninizle. Buyurun. Hocamın da bahsettiği gibi aslında hani çoğu girişimlerde perifer de dahil koroner diğer mikrofon açık değil mi hocam? Diğer girişimlerde de dahil aslında teli gergide tutup hatta bir miktar geri çekmek çoğu malzemenin distale taşınmasında iş yapan bir hareket. Bu retrograd CTO'larda da kesinlikle yapılması gereken bir hareket. Bir de R malzemeyi olabildiğince aslında bu tür işlemlerde kullanmamak lazım. Özellikle Corsair, ucunun koptuğu vakamız oldu bizim birkaç sene önce antegrad girişimlerde. Eğer malzeme yoksa ben R ile hani bu tür işlemlerin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fine cross ve işte karavel gövdesi yumuşak katarlar, onların da gövdesinde kopmalar olabiliyor. Corsair'in de direkt ucunun çıktığı vakamız oldu.